adayım. Kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve onun teşkilatları, yine AK Parti'nin çok kıymetli teşkilatları, Cumhur İttifakı'nın gönüldaşları, hepinizi saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Tabii beni dinlerseniz ufak bir konuşma yapacağım. Kendi aranızda konuşursanız beni dinleyemeyeceksiniz. Böyle hatipleri de dinleyemeyeceksiniz. Değerli Cumhur İttifakı'nın kıymetli katılımcıları, bugün burada Sayın Başkanımızın ve teşkilatımızın düzenlenmiş olduğu Nevruz Günü ile ilgili, bayramı ile ilgili hep bir aradayız, beraberiz. Evet, Cenab-ı Allah doğayı yaratırken bin bir türlü çiçek, bin bir türlü renkle yaratıyor. Bunların içerisinde bir sürü tohum var. Bu tohumları yaratan tek bir ilah var. O da Allah Celle Celaluhu. İnsanları da yaratan, insanları da farklı farklı kalemde yaratan yine Allah Celle Celaluhu. Ve ayette açık ve net söylüyor. Sizlere ayrı ayrı yarattık, ayrı ayrı kalemlerde yarattık ki birbirinize akraba olasınız diye. Nevruz nasıl ki baharın gelişine işaretse, yeryüzünün de canlanması için bir gün ve güneş gibidir. Ben inşallah bu Nevruz'un gelişiyle birlikte önümüzdeki hafta yapılacak olan 31 Mart yerel seçimlerinde Çetin Nazik Başkanım'la birlikte, Cumhur İttifakı'yla birlikte hep beraber bahara hoş geldin diyeceğiz inşallah. Bunu yapabilecek iki güçlü teşkilat var. Güçlü bir adayımız var. Güçlü bir hükümetimiz var. Ve Allah'ın izniyle bizi bir arada tutan irademiz var. Bu irademizin kaynağı birliğimiz ve beraberliğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti 786 bin kilometre kareden oluşan tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği şekilde hep birlikte İslam alemine ve Türkiye'mize Nevruz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve inşallah bu haftayı geride bırakıyoruz. Bugün Perşembe, Cuma akşamı. Yarın da Cuma'mız mübarek olsun inşallah. Değerli Cumhur İttifakı katılımcıları, bakınız son haftaya giriyoruz. Daha kararını vermeyen seçmenler olabilir. Seçmenlerimize şunu anlatmamız lazım. Hem AK Parti'nin seçmenlerine, hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenlerine, hem de Karslı hemşehrilerimize bir yeri işaret etmemiz lazım. Cumhur İttifakı neyin işaretidir? Gelişmişliğin işaretidir. Cumhur İttifakı birlik beraberliğimizin işaretidir. Cumhur İttifakı'yla birlikte Kars yenilenecek, Kars gelişecek, Kars büyüyecek inşallah. Bunu yapabilecek kudretteyiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bakın, hükümetimizle beraber Sayın Başkan'ın dikkatini çekiyor, biliyor. Sizlerin de dikkatini çekiyor. Kars kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetinin bakanları Cumhur İttifakı büromuzu ziyaret ediyor. Sayın Başkanımızı ziyaret ediyor. Sayın Başkanımızla birlikte olacaklarını, onun yanında olacaklarını, hatta onun emrinde olacaklarını işaret ediyorlar. Onlarla birlikte olacağını işaret ediyorlar. Bu Kars için büyük bir kazanımdır. Biz hep birlikte Ebu'l-Hasan-ı Harakani Hazretleri'nin bize öğretisi, fütüvet değerleriyle hem Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarına, hem Selahaddin Eyyubi'nin torunlarına, hem bu coğrafyada yaşayan tüm Karslılara hizmet için birliktelik yaptık. Ben sizden rica ediyorum. Bu birlikteliğe sahip çıkın. Son haftadır rehavete kapılmayın. Ev ev gezerek, sokak sokak gezerek Cumhur İttifakı'nın önemini anlatın. Bakın, 31 Mart'tan sonra hiçbir şeye eyvah çekmeyelim. Bir iş elimizden gittikten sonra eyvah çekmenin hiçbir anlamı yok. Biz burada güzel bir birliktelik oluşturduk. Teşkilatlarımız kaynaştı. Bizim de teşkilatlarımız
hakikaten soy ismi gibi Çetin Nazi'yi benimsedi ve arkasında duruyor arkadaşlar. Sizler de bizler de hep beraber Sayın Başkanımızı inşallah 1 Nisan'dan itibaren belediye başkanı yapacağız. Geçmişe kalın bir çizgi çekeceğiz. Yeni bir sayfa açacağız. Başkanımla birlikte yeni bir destan yazacağız diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İnşallah 31'inde zaferimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum.